Yine mi sen? Dikkat etsene ya. Üstüme düşüyordun. Bir daha böyle bir şey olmayacağından emin olabilirsin. Senin üzerine düşeceğime kör kuyuya düşerim daha iyi. Hasta. Gıcık. İnanamıyorum gelebildiğine. Ben de öyle. Hoş geldin. Kimliğini ver. Buyurun, iyi uçuşlar. Teşekkürler. Aslanım, maalesef ufak bir aksilik olmuş. Sizin biletiniz başka müşteriye satılmış. Nasıl yani? Ne yapacağız şimdi? Yaşanan aksaklıktan dolayı gerçekten çok özür dileriz. Tamam, özür diliyorsunuz da bu durumda ne yapacağız peki? Ben bir yetkiliyle görüşebilir miyim lütfen? Aslanım sakin olun. Business bölümümüzde yer var. Yani sizi oraya alacağız. Ben hayatta başka bölümde uçmam. Kızım business diyor. Sustum. Tamam ol. Hemen işlerinizi yapıyorum. Kızım daha gitmeden şansım dönmeye başladı. Teşekkürler. Selfie. Müsaade eder misiniz kızım? Telefon ellerinde. Selfie yapalım. Meşhur. Çekil. Ya işte ben uçağa biniyorum. İnşallah çok korkma. Yan yana da oturamıyoruz. İstersen benim yanımda oturacak kişiyle yer değiştirmeni isteyelim. Sonuçta kim business'te oturmak istemez ki? Bak. Pardon. Sanırım yerime oturmuşsunuz ama. Sizden bir şey rica edebilir miyiz? Tabii. Yok, hayır hayır, biz bir şey rica etmeyeceğiz. Arkadaş yanlış oturmuş. Ne yapıyorsun ya? Nasıl sen ne yapıyorsun? Ya sen demedin mi rica ederiz diye? Ama o yanıma yakışıklı birinin oturacağını akıl edemeden önceydi. Nerede business? Ön tarafta. Kusura bakmayın, sizi de beklettik. Önemli. Yok artık ya. Şaka mısın sen kızım? Doğru konuş. Ben sanki çok meraklıyım seninle aynı uçakta olmaya. Yan yana değiliz herhalde değil mi? Hayatta ben seninle yan yana oturmam. Asıl ben seninle yan yana oturmam. Hatta aynı uçakta bile olmak istemiyorum. Lütfen in. Pardon. Uçakta boş koltuk var mı? Hanımefendiyi başka bir yere alabilir misiniz? Neden ben yerimi değiştiriyormuşum? Sen değiştir. Bir susar mısın? Maalesef efendim. Uçak kalkmak üzere. Lütfen yerinize geçer misiniz? Şimdi lütfen kalkış için masalarınızı kapalı, koltuklarınızı ilk duruma getiriniz ve emniyet kemerinizi takınız. Ladies and gentlemen and dear guests, for your safety please fasten your seatbelt. Adjust your seat to an appropriate position. Your tray table and open your window blinds. We wish you a pleasant flight. Thank you.
Yer değiştirebilir miyiz? Hayır. Manzarayı merak ediyorum da. Hayır. Gıcık. Demek sen de Bodrum'da çalışıyorsun. Evet, barmenim. Süper. Hangi barda? Blue Angel'dayım. Hatta sana kartımı vereyim. Bir şeyler içmeye uğrarım belki. E tabii. Beklerim. Sana söylemiştim yer değiştirelim diye. Ya bak tamam, tamam ama bir şartla. Yine ne kadar benimle konuşmayacaksın ve herhangi bir temas halinde bulunmayacaksın. Anlaştık mı? Tamam, söz. Ya sözünde durman 2 saniye sürdü, tebrikler. Ben sanki çok meraklıyım seninle. Bak hala konuşuyorsun. Daha görüşmemek üzere. Ben de öyle umuyorum. Geldiğime hala inanamıyorum. Of ben de. Ya çok güzel değil mi? Evet. İyi ki çağırmışsın beni. İyi ki gelmişim. Ben sana demiştim kızım. Mert Bey, valizleri alalım. Burası düşündüğümden güzelmiş. Sanki bayağı uzakmış. Evet ya.
dolaştırıyor olmasın bizi? Bu ne ya? Yok artık. Affedersiniz, daha çok yolumuz var mı acaba? Az kaldı sayılır. Daha gelemedik yani. Ne yapayım, uçayım mı? Uçuyorsunuz zaten. İçimiz dışımıza çıktı. Biraz yavaş lütfen. Ne çok konuştun sen ya? Beğenmiyorsan inersin. Ne demek çok konuştun sen ya? Ne zannediyorsun sen kendini be? İn arabamdan. İnerim mi? Ne yapacağız? Otele kadar yürüyecek miyiz? Bilemem artık. Yürür müsünüz, uçarak mı gidersiniz? Ya mesafe uzak, hava sıcak. Bavullarımız da var. Lütfen. Lütfen. Arkadaşına dua et. Ya ne demek arkadaşına dua et? Kardeşim sen taksici değil misin? Madem aldın bizi aracına, istediğimiz yere kadar götüreceksin. Verdiğin hizmetin parasını vermiyor muyuz biz sanki? Ya bir dakika Aslı ya. Mecbur götürecek bizi otele kadar. Taksiden atacak hali yok ya canım. Şikayet edeceğim seni. Taksiciler odasına, tüketici haklarına, gerekirse insan hakları mahkemesine kadar çıkacak, tamam mı? Kapatsaydın. Ya ben nereden bileyim bizi taksiden atacağını? Oh ya. Tamam, tamam. Haklısın. Sinirlenmemeliydim. Aslı orada. Bak geldik, az kaldı. Tamam, şimdi otele gireceğiz ve her şeyi unutacağız. İlk gün tatil yaparız, bizi hemen çalıştırmazlar bence. Denize gireriz, güneş alırız. Sakın merak etme. Hadi gel. Her şeyi unutacağız. Her şey çok güzel olacak, söz veriyorum. Fotoğraflardan biraz farklı sanki. Yani. Ama kötü değil. Hayır hayır. Kötü değil. Biz iş için gelmiştik de kimle görüşmemiz gerekiyor acaba? Maalesef. Otelde benden başka kimse yok. Otel kapalı. El değiştirme durum vardı. Son anda alacak kişi kalp krizinden ölünce. Ay Aslı ya yazık. Görüyor musun? Yani bu hayatta bir dakika sonra ne olacağımız hiç belli değil. Eğer otele girmezsek sana ne olacağı çok belli de. Ama eski sahipleri oteli yeniden faaliyete geçirecekler değil mi? Tabii tabii. Açacaklar tekrar. Seneye tekrar faaliyette olur. Seneye mi? Yani Aslı ben nereden bilebilirim? Sonuçta bu öngörülebilecek bir şey değil ki. Adam kalp krizi geçirmiş, ölmüş. Sen gelmeden önce aradığında neden söylemediler ki bunu? Gonca. Gonca aradın değil mi? Ya Gonca sana inanamıyorum ya. Ya insan gelmeden son bir kez arar değil mi? Aslıcığım şimdi ne yapıyoruz? Sakin oluruz. Öncelikle kendimizi konaklayacak bir yer buluyoruz değil mi? Ya burada yakınlarda bir otel var mı acaba? Vallahi bu civarda fazla otel yok. Yok mu? Ama yok canım. Ben gelirken bir otel görmüştüm. Yürü Gonca yürü. Öldüreceğim seni yürü. Neyse iyi günler.
geldiniz. Hoş bulduk. Ya acaba boş odanız var mı? Rezervasyonunuz yok anladığım kadarıyla. Maalesef. Hemen o zaman kontrol edeyim ben. İki kişilik bir oda mı istiyorsunuz? Evet. Tamam. Evet var ama suite odamız kalmış sadece. Geceliği ne kadardır acaba? $300. Ya aslında biz başka bir otele çalışmak için geldik ama otel kapalı. Yani bu civarda daha uygun bir otel bulabilir miyiz acaba? Daha uygun bir otel yoktur. Yani pansiyonlar var ama onlar da genellikle merkeze yakın. Peki teşekkürler. Peki merkeze taksiden başka ulaşım aracı var mı? Taksiler biraz pahalı da. Yok maalesef. Teşekkürler. Ya bir dakika, bir dakika. Ya bu ara otele personel alımı var. İsterseniz size yardımcı olabilirim. Gerçekten mi? Ya bugün otelin yeni sahipleri burada. O yüzden ekstra bir yoğunluk var. Ama bir iki saatte sizi görüştürebilirim. Çok teşekkürler. O zaman biz şey yapalım, ne yapalım? Dışarıda bekleyelim. Olur, tamam. Ama valizlerimiz burada bırakabilir miyiz? Tabii tabii bırakabilirsiniz. Ben onları aldırırım. Tamam, valizler burada. Burada valizler. Kızım, şansa bak. Ya ben tamamen ümidi kesmiştim. Bir şey söyleyeceğim. 2 saat vaktimiz var. Bence denize girelim. Güneşleniriz. Ya olur mu ki? Ya niye olmasın? Burada boş boşa mı oturacağız? Merhabalar. Merhaba. Merhaba. İsterseniz size toplantı öncesi otelimizi gezdireyim. Olur, anlaştık. Buyurun lütfen. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, ebadil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, ebadil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Korkarak atsa da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir belki de tesadüflere inanmalı. Belki inanmasan da gerçek olur masallar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Ya neredeyse akşam oldu. Şu resepsiyondaki çocuk hala haber vermedi. Görüşemedi mi acaba? Bilmiyorum ki, görüşseydi haber verirdi herhalde. Ben bir gidip bakayım. Yok yok. Sen gitme. Sen gitme, sen gitme. Ben giderim. Hayırdır? Yok bir şey canım, öylesine. Muhabbet olsun diye. Bekliyorsan ben geliyorum sürtürüm.